Sevgili müdavimler, herkese merhaba. Şu anda Amerika'daki birinci yılımız ve ben de dedim ki bunun şerefine bir video çekeyim. Şu anda evimize yakın olan Indian Shores diye geçiyor burası. Böyle bizim İstanbul'daki Bebek tadında bir yer, öyle söyleyeyim size. Burada tek şeride düştü şu anda yol. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Bir yılda neler yaptık, neler ettik? Amerika bize iyi geldi mi? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Hayatımızda neler değişti? Öncelikle çok zorlu bir yolculuk oldu biliyorsunuz. Geçen sene kedilerle geldik. O videoları izlediniz. Geldik, işte evimizi kiraladık baştan. Kiralık bir evdeydik. Airbnb'de kaldık bir süre. Sonra kendi kiralık evimizi bulduk. Bunların hepsi çok zor süreçlerdi. İşte background check'ler, bilmemler, bir sürü araştırma yapılıyor. Onları da atlattık. Sonra evliliğimizi yaptık Yosun'la. Burada evlendik. Ben de bu sayede burada kalmam için gerekli olan işlemlere başvurdum. Yani green card sürecine girdim. Sonra dedik ki böyle olmayacak. Kiralık ev, kiralık ev nereye kadar? Gittik. Ev arama sürecine başladık. Onları da izlediniz zaten. Evimizi de bulduk. Sonra gittik evimizi aldık. Şu anda hayalimizdeki evde oturuyoruz. Müstakil bir evde oturmayı istemiştik. Bu bize nasip oldu. Umarım herkese nasip olur. Biliyorum ülkenin şartları çok zor. Türkiye'de yaşayanlar bu videoyu izleyip sen ne diyorsun ya diyebilirler. Haklısınız. Ama bir sene içerisinde neler değişti derseniz, değişen şeylerden biri, en önemlisi bence huzurlu yaşamak oldu. Onun haricindeki yaşama zaten İstanbul'da da sahiptik. Yiyip içip geziyorduk. Güzel işlerimiz vardı. Hatta hala eşim işine devam ediyor. O uzaktan çalıştığı için. Ben de bildiğiniz gibi YouTube işlerine girdim. Radyoya biraz daha önem verdim. İşte şu anda arabanın içerisindeyim. Bu arabamızı satın aldık. Daha sonra başka bir araba daha satın aldık. İki araba satın aldık. Şimdi ben bu arabanın içerisinde ne yapıyorum? İşte boşta kalan zamanlarımda, kendi işlerim haricindeki zamanlarda ekstra para kazanayım diye Uber ve Lyft yapıyorum. Yani en çok Uber bilindiği için Uber'i söyledim. Ben genelde Lyft yapıyorum. Bu nedir? Kendi aracınızla taşımacılık yapıyorsunuz. Yani özel taşımacılık, aslında taksicilik yani. Aa diyenler olabilir. Emre, oralarda taksicilik mi yapmaya başladın falan? Arkadaş, gayet de güzel para kazanılıyor. Keyifliyim. Ortamları görüyorsunuz zaten, şimdi dışarıdan görüntüleri de size göstereceğim araba kamerasından. Bu arada camımızı da değiştirdik, artık ön camda bir çatlak yok. Şu anda Indian Shores bölgesinde en sevdiğim yere geldik. Bakın, böyle bir iç deniz burası. Burada arabanızı şöyle sağa çekip bu güzel manzarayı izleyebiliyorsunuz. Amerika'nın en güzel yerlerinden birinde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü her taraf deniz, her taraf beach. Güzel zamanlar geçiriyoruz, güzel gün batımları. Burada işte eksiklik nedir? Sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız, ailemiz yok. Onlardan uzaktayız ama onlardan da şimdi gelenler var. Bu arada Indian Rocks Beach'e geldik. Burası da çok iyi olan yerlerden biri. Hem çok güzel evler var hem de ortamı görüyorsunuz. Neler değişti derseniz, işte daha keyifli, daha huzurlu bir hayat yaşıyoruz. Yarın bu ülke ne olacak derdimiz yok. Trafikte gördüğünüz gibi korna çalan, arkadan gelip sıkıştıran yok. Burada şimdi bir hız sınırı var, 30 mil. Ben de şu anda 27 ile gidiyorum. 27-28, böyle arkalı önlü gidiyorsunuz. Bisiklet yolları var, yaya yolları var gördüğünüz gibi. Herkes birbirine saygılı. Herhangi bir gürültü patırtı yok. Artık hem ülkenin hem İstanbul'un o gidişatı bizi çok yorduğu için gelmiştik. Bir sene içerisinde değişen şeylerden en önemlisi dediğim gibi huzur. Sonra da İngilizcemi geliştirmek için okula başladım. Bir sene geçti. Şu anda daha iyi durumdayım. Tabii ki bu bir süreç. Hemen süper bir şekilde İngilizce konuşmaya başlamak, özellikle 42 yaşından sonra biraz zor. Öğrenmeniz biraz daha gecikiyor. Tabii ki çok daha benden yaşça büyük olan insanlar da geliyorlar okula dil öğrenmeye. Ama eskisi kadar kolay olmuyor arkadaşlar. Hem kendi hayatınız, hem
işte işler, güçler falan derken kolay değil. Ama şimdi bu kendi arabamla yapmış olduğum bu özel taşımacılık işi bana çok faydalı oldu. Yani Uber, Lyft işleri. Çünkü okulda öğrendiğim şeyleri direkt artık pratik yapabiliyorum. O yüzden de o çekingenliği attım. İlk zamanlar böyle kurallı konuşacağım, işte gramer bilmem ne falan filan, o işleri attım. O açıdan iyi oldu. Artık Allah ne verdiyse doğru yanlış konuşuyorum. Böylelikle de pratiğim gelişmeye başladı. Tabii ki okulda öğrendiğim bilgilerle de bunları pekiştirince daha da iyi oldu. Aslına bakarsanız bir yılda çok şey yaptık. Evimizi satın aldık, arabalarımızı satın aldık, hayatımızı kurduk, evlendik, işte green card sürecine girdim. Şu anda her şey yolunda, sıkıntılı olan bir durum yok. Amerika'da yaşam nasıl diye sorarsanız, özellikle bizim yaşadığımız Florida, Seminole bölgesi için konuşabilirim ki, burada her yer güneş, kumsal, deniz ve insanlar sunset'te nasıl içkimi yudumlayabilirim? Gün batımlarını nasıl daha keyifli hale getirebilirim? Hafta sonunda işte teknemle mi bir yere gitsem, yoksa jet skileri de alsam mı, yoksa bu hafta bizdeki kanoya, burada kayak diyorlar, kayak mı yapsak falan. Dertleri bunlar insanların. Hayat çok stabil. Zaten görüyorsunuz, trafik yok. Özellikle bu saatte, şu anda saat 12 burada arkadaşlar. Ve Amerika'ya gelişimizin birinci yıl dönümü videosu. Huzurlu ve mutluyuz, keyifliyiz, kedilerimizi de getirdik. Şimdi tabii ki bu benim hikayem, herkesin aynı olmayabilir. Ben eşimle geldiğim için ve hayat arkadaşımla geldiğim için tabii ki iki kişi burada birçok şeyle mücadele etmek çok daha kolay oldu. Tek başınıza geldiğinizde sizin hikayenizde bu işler zor olabilir ya da belki de çok kolay olabilir, bilmiyorum. Kesin net bir şey söylemek çok zor ama biz şu anda hayalimizdeki hayatı yaşıyoruz. Planımız da şu: senenin 4 ayı Bodrum'da yaşamak, 8 ay da Seminole'da, Florida'da yaşamak istiyoruz. Umarım bunu gerçekleştiririz. Şu anda tarihler burada 11 Ocak. Geçen sene 10 Ocak'ta gelmiştik. Belki de siz bu videoyu 12 Ocak veya 13 Ocak'ta izleyeceksiniz. Bilmiyorum. Hemen bunu böyle çok doğal bir şekilde montajlayıp atacağım. Yani çok fazla da kesmeyeceğim, öyle söyleyeyim size. Evet, bahsedeceklerim bunlar. Çok soru geliyor, nasıl geliriz, ne yaparız, ne ederiz falan. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim: kaçak gelmeyin. Çalışma izniniz olmadan buralarda heba olursunuz. Biliyorum çok sıkıldınız, çok daraldınız ama gerçekten iyi günler göreceğimizi düşünüyorum Türkiye açısından da. Biraz zamana yayılacak bu süreç ama ilerleyen zamanlar iyi bir ülkemiz olacak. Eski demokratik günlere kavuştuğumuz, parlamenter sisteme kavuştuğumuz, daha özgür olduğumuz, insanların daha ferah yaşadığı bir Türkiye olacağına inanıyorum. Umarım böyle olur. Evet, burada hayat keyifli. Herkes yani parasını rahat rahat kazanabiliyor. Birçok iş var, ekstra iş var. Ne iş yapmak isterseniz, işte ay bunu yapmam, onu yapmam, şunu yapmam derseniz, ben Türkiye'de bunu yapıyordum, kurumsal hayatta çalışıyordum falan, bunları geçin. Sıfırlanın. Ben öyle yaptım. Bütün egolarımdan da kurtuldum. Bize o kurumsal hayatın yasladığı, özellikle biliyorsunuz ben medya sektöründeydim. Çok iyi bir şirkette, Türkiye'nin en iyi medya kuruluşlarından birinde çalışıyordum ve o medya sektörünün altına havalı havalı title'ların da yazdığı, böyle bizi şişirdiği bir hayatın içerisinde kendimizi böyle oho ben buyum, ben şuyum diye takılıyorduk. Radyocuyum, televizyoncuyum, ben şunu yapmam, bunu yapmam falan filan. Burada öyle bir şey yok. Burada kimse sizin ne iş yaptığınızla ilgilenmiyor. O yüzden Uber yapmışsınız, Lyft yapmışsınız, garsonluk yapmışsınız, hiç fark etmez. Ya da Amazon yapmışsınız, delivery yapmışsınız, paket taşımışsınız. Bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan siz paranızı kazanmak isteyin. Ne kadar çok çalışırsanız da o kadar kazanacağınız bir sistemin içerisindesiniz. Amerika size bunu sağlıyor. Ve diyeceğim odur ki buradan da eski yöneticime çok teşekkür ediyorum.
aslında onun sayesinde buradayım. Bana yaptığı mobbingler sayesinde buradayım. O mobbinglerden sonra istifa etme kararı almıştım. İyi ki 2016 yılında o çok havalı kurumsal hayatımı bırakmışım ve şu anda o yöneticimin, kadın yöneticimin sayesinde buradayım. Çok teşekkür ediyorum kendisine. İsim vermeyeceğim, kuruluş ismi de vermeyeceğim çünkü çok bilinen, çok herkesin izlediği, birçok kanalın ve radyonun olduğu bir yayın kuruluşundan bahsediyorum. O yüzden isim vermeyeyim, sonra skandal olmasın. Vallahi teşekkürler. Senin sayende buradayım. O kararları böyle aldım. İyi ki de o hayatı bırakmışım. Bütün egolarımdan, bütün kimliğimden, bütün kurumsallığımdan arındım. Ve şu anda sadece Emre Köseoğlu olaraktan bu şekilde işlerime devam ediyorum. Çok da mutluyum arkadaşlar. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere. Bir yılda neler değişti? Çok şeyler değişti. Ve şu anda çok mutluyuz ama ülkemizi, sevdiklerimizi ve arkadaşlarımızı tabii ki çok özledik. Ve yemeklerimizi de. Onlar tabii ki burada eksiklikler. İyiler, kötüler neler? Onu da ayrı bir bölüm yaparız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada bir Uber Lyft videosu da gelecek. İşte Lyft'e nasıl başladım? İlk gün kazançları nedir? Nasıl yapılır? Tavsiye ediyor musun? Tabii ki bunları çok fazla yapan ve çeken var. Ama ben Florida, özellikle Tampa bölgesi için konuşacağım. Her yerde bu kazançlar ve bunun getirdiği sorumluluklar, iyiler kötüler ayrı. O yüzden bunlardan da bahsederiz. Hoşçakalın. Kanalı beğenip abone olmayı da unutmazsanız sevinirim.